Merhabalar. Ailenizin ve ailemizin kanalı Kapadokya'ya bize hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugünkü paylaşımımızın konusu tarlamızda yetişen sebze ve meyve ağaçlarımızın etrafında çıkan sebzelerin ve ağaçların gelişimini engelleyen deve çökerten otunu sizlere göstermek istiyorum. Biz her sene tarlamızda bu deve çökerten otuyla mücadele etmekteyiz. Çok çabuk gelişen ve sağa sola kollarını çok çabuk atabilen bir bitki. Bu bitki dikenli bir bitki. Bu yüzden çıplak elle dokunmak çok zor. İğnesi hem ayaklarınıza hem ellerinize tarlada gezerken batabiliyor. Gördüğünüz gibi ufak ufak dikenleri var. Tarlamdaki sebze ve meyve ağaçlarına zirai ilaçların zararı olacağından dolayı bu deve çökerten otunu kurutmak için kesinlikle zirai ilaç kullanmıyorum. Bunu tam gövdesindeki saçak noktasından küçük bir çapa yardımıyla çapalayarak söküyorum. Söktükten sonra kesinlikle yapraklarına ve iğnesine değmemeye özen gösteriyorum. Saçağından tutup sizlere göstermek istiyorum şu an. Bu bitki bütün tarlaların baş belası olarak da bilinmekte. Bu tarlamda büyüklü küçüklü çok fazla deve çökerten otu var belirli noktalarda. Küçük bir çapa yardımıyla bu deve çökerten otunu koparma yani sökme işlemini yapıyorum. Bu bitkiyi koparmak aslında çok kolay. Tam gövdesinde birkaç kez vurduktan sonra direkt saçağıyla birlikte çıkmakta topraktan. Ben tarlamdaki bu deve çökerten otlarını topladıktan sonra asıl sizlere bu deve çökerten otunun insan sağlığı için ne gibi faydaları var onlardan da bahsetmeye çalışacağım. Tarlamdaki deve çökerten otlarını toplayıp eve götüreceğim. Evde duvara takacağım. Duvarda kurumasını bekleyeceğim. Kuruttuktan sonra ben bu deve çökerten otundan çay demleyeceğim ve çayını kış ayında özellikle tüketmeye özen göstereceğim. Sizlere kısaca bu deve çökerten otunun faydalarından bahsetmek istiyorum. Tansiyonu ayarlamaktadır. Kas kütlesini artırır. Stres engelleyicidir. Enfeksiyonu giderir. Vücut direncini artırır. Ve aynı zamanda ağrıları dindirmektedir. Bu deve çökerten otu çeşitli bölgelerde çoban çökerten otu olaraktan da geçmekte. Bu otun çayını demleme usulüyle tüketmeniz gerekiyor. Dediğimiz gibi tarlamızdaki sebzelerimize ve meyve ağaçlarımıza oldukça zararı var. Ama insan sağlığına da olabildiğince faydası var bu bitkinin. Şu an elimde görmüş olduğunuz bu bitkinin bir nevi meyveleri. Bu meyvesi dikenli. İnsanın eline ve ayağına batınca emin olun aşırı derecede canını yakmakta. Bugün tarlamdaki yetişen deve çökerten otlarının genlerinin temizleme işlemini yaptım. Kısaca sebze ve meyvelere zararını ve insan sağlığına faydalarını anlatmaya çalıştım. Umarım sizler için faydalı bir paylaşım olmuştur. Paylaşım hakkında sorularınız olursa paylaşım altındaki yorumlar kısmında sorularınızı bırakabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka paylaşımda görüşünceye dek hoş kalın, hoşça kalın.